24 Eylül 2018 Antalya Kumluca'dayız. Ramazan Soykan, evet. Rekor Gelişim müşterimiz. Burada Cennet Elması, Trabzon Urması, evet. Amme dedikleri evet. ortak ismi olan bahçesinde bu sene uygulama yaptılar. Evet. Ramazan Bey, öncelikle topraktan bahsedelim. Buranın toprak yapısı nedir? Öncelikle bu mevki ne olarak geçiyor Kumluca'da? Güzeren Köyü, Torunlar Mahallesi. Güzeren Köyü, Torunlar Mahallesi olarak evet. geçiyor. Ne kadar bir şey var burada alan? Dört dönüm burası. Dört dönüm Cennet Elması. Cennet Elması. Burada amme diyorlar. Amme diyorlar. Değişiyor, Trabzon Urması. Öncelikle toprağımız ne oldu? Toprak nasıldı? Toprak geçen yıla göre, bu sene suladığımda sulamadığımda tavulu ve hoşgörüm dedim onu, kabargın duruyor. Gevşek. Gevşek. Gösterebilir miyiz oradan bir şeyler? Evet. Şimdi şöyle adaya mı gösterelim? Hı-hı. Evet. Yani boşluk, selbestlik. Normalde nasıldı peki? Normalde geçen yıl 4. yaşında çok katıydı. Katıydı. Katıydı bir sene. Şimdi bu ağaçlar, bu şeyler kaç yaşında? 4 yaşında. 4. yaşında. Evet. Bu sene nasıl oldu sürgünü? Sürgünü, meyvesi, kalitesi geçen yıla göre çok büyük. Geçen yıla göre çok büyük. Çok büyük, kaliteli. Peki burada bahçenize gelenler, burayı bilenler var mıydı? Bakıp da bu seneki değişimi görenlerle ilgili bir yorum yapan var mı bahçenizle ilgili? Şu anda ziraat tekstilerim geliyor, bakıyor. Aha. Çok güzel meyvelerin olduğunu söylüyor. Tamam. Gelecek yıllar şöyle sürgün şahların çok iyi olduğunu söylüyor, büyüme oranı. Şöyle. Büyüme evet. oranı güzel. Evet. Olgunlaşması güzel. Kalite olarak çok büyük. Yani şu dalların pişme oranı. Evet. Şöyle baktığınız zaman neredeyse %90'a yakın %90. Bir olgunlaşmış. 1 metre, 1.5 metre var olgunlaşmış. Bir metre. Meyve anlamında da meyve de güzel. Şöyle şu arkalardan da gösterelim evet. mi? Evet. Şunlardan gösterebiliriz. Şöyle. Evet. Yani 4 yaşında bir ağaç. Tabii evet. bunun hasat tarihi daha var. Kasım 20. Kasım 20. Kasım 20. Yani aşağı yukarı 2 ay daha süremiz evet. var. Şöyle ağacın içleri de dolu. Şöyle gösterelim aşağıları. Mesela her tarafında var. Şu tarafta. Şurayı da gösterelim. Şu dalın altındaki çekim şu. Şöyle görülüyor. Mal. Yani Kante. Aynı şekilde bu mal var. Bir de bir sürgün de var. Yani. Evet, sürgünle 2 metre yakın. Ve neredeyse en uca kadar. 2 metre. Şu olgunlaşma dediğimiz pişme evet. olayı. Yani en üstte bir yeşillik var. Evet. Onun dışında şey anlamında güzel. Şöyle gidelim. Evet. Şöyle gösterelim. Şunu meyvelerimizi gösterelim. Hepsini gösterelim. Hiç fark etmez. Bütün ağaçlar 4 yaşında meyve oranı, gelişim oranı kalite olarak çok büyük. Şöyle. Kalite. Evet. Gösterelim şöyle elimizden. Kalite. Ölçü olsun. Evet. Rekor Gelişimi nasıl duydunuz? Nereden duydunuz? Muhtarımızın ismi. Kumluca'da İsmail Altıner. İsmail Altıner'in bu gübre satışlarının reklamını tamam. gördüm. Yanında sürekli arkadaşım olur 30 senelik. Evet. Teklif etti 2-3 sene. Kabul etmedim. Neden? Güvenemedim. Neden? Atmadığımdan dedi bir 4 bakır önce bir sene evvel denetli birilerinde. Onunla da kalite ve gelişim çok iyi oldu. Hı hı. Ondan sonra geçen sene karar verdim oğlumla beraber. Evet. Aldık. Bu sene uyguladık. Uyguladığımızın faydasında. Peki söylenenler oldu mu burada? Kullandıktan sonra ne söylendiyse herhalde gördünüz. Gördüklerini onlar da. Hem meyve kalitesi hem sürgün. Evet. Hem onlar gelişim. Da kabul etti. Gelişimi şöyle, büyük. Şöyle geçelim şuraya da. Bir ağaç daha gösterelim. Yani en azından her noktada aynı oldu. Evet. Şeyi görürsün. Burada aralarda ufak tefek narlar da var. Değişik zeytin narları var. Narları çektim. Şurada zeytin var. Evet. Bu şekilde. Evet. Görülüyor. Kalite. Yani buranın toprağı da kırmızı toprak. Evet. Doğru mu? Kırmızı. Karışım et toprak dedikleri. Evet. Bu şekilde. Evet. Kalitesi. Sürgünler de aynı şekilde devam ediyor. Sürgünler 60 oldum. Şey, ama 2 metreyi buldu. 2 metreyi buldu. Şurada küçük bir fidan var. O biçimsiz o da kaliteye uydu canım o da. Küçücük. Küçük ama o burada durumu iyi değildi. Onda da güzel mal var. Evet, bu da toparlamış yani. Toparladı kendini o şey attıktan sonra. Meyve de vermiş. Evet. Bu zeytin de kullandınız mı? Zeytin topladık bir çoğunu. Zeytin topladınız. Şuradan şunu çekebiliriz zeytin. Şöyle. Yani burada uygulama yaptınız değil mi? Zeytinde uygulama yaptık. Geçen sene böyle değildi bir saniye, zeytin. Bir saniye. Şöyle alalım. Dökülenlerden. Ha şunları çekse yeter. Mesela. Şöyle evet. zeytin kalitesi anlamında. Zeytin kalitesi anlamında çok büyük. Şöyle duble zeytin. Duble zeytin kalite oldu. Ve ağacın neşesi de çok güzel. Evet. Gayet güzel gidiyor. Çok güzel. Şöyle gösterelim biraz daha. Ağaçlarımızda en azından her noktada her şekilde aynı olduğu şeyleri var. Şu bölüme gidelim. Şu bölümde daha. Gidelim. Gel şunu çektim.
Gösterelim. Şimdi gösterelim. Şu anda İsmail abinin verdiği gübrenin rekor gelişimin faydasını çok gördüm. Yani böyle, hem sürgün hem meyve. Hem sürgün hem meyve durumunda en aşağı 20-25'lik şeyler koyduğumuzda güzel. Gayet güzel. Evet. Şöyle duralım şurada. Şurada şey yapalım. Evet. Bu kadar yeterli herhalde. Şöyle gösterelim bu arkayı da, çamları da gösterin. Buranın mülki muhit şey olarak. Torunlar Güzelen Köyü, Torunlar Mahallesi. Güzelen Köyü. Torunlar Mahallesi. Torunlar Mahallesi. Dört dönüm mü diyelim? 4000 metrekare, 4 dönüm. Rekor gelişim bir toprak güzelleyicidir. Evet. Bir gübre bir ilaç değildir. Kullanıldığı tüm meyve ağaçlarında öncelikle toprağınızı düzenleyerek kök saçak yapması, toprağı nemli, tavlu tutması, az önce gösterdiğiniz gibi. Hem sürgün hem de meyve kalitesi. Kalite evet. Buraya gelenler zaten kalite olduğunu size onaylamışlar herhalde. Turuncuova'dan gelen tüccarımız kendinde 50 dönüm olduğunu söyledi. Benim malım da bizim kaliteye göre 20 senedir tüccar olduğundan, çocuklarının o iş yaptığını beğendi. Ben toplayan dedi. Benim ammala vereme, İstanbul'a göndermeyi teklif etti beni ammaya. Ben de çok sevindim. Kaliteli yani, yüksek olmasın. Yani kaliteli olduğu için. Kaliteli olduğu için. Sebebi oldunuz. Evet. Öncelikle Kumbuca'daki üreticilere, meyvecilere, amme ya da cennet elması üreticilerine tavsiye eder misiniz? Zeytine, Zebze'ye, İsmail abimin tavsiye ettiği herkese tavsiye edip denemelerini atmalarını tercih ederim. Eşinizde dostunuzda var mı seralarda veya ağaçlarda kullananlar? Bir komşumuz kullandı. Şu iki dönüm serası var. Nasıl durumları şu anda? Bu sene kullandı. Altı bakır battı. O işte yeni sene onun reklamında domatesle faydası göreceğiz. Evet. Biz teşekkür ederiz. Gezdirdiniz. Biz teşekkür ederiz. Bereketli olsun. Teşekkür ederiz. Çok. Rekor gelişimle çorak topraklarınızı ıslah edin. Kili ve kireci çözün, pH'ı dengeleyin.